Yolda yürürken ahlaksız teklifler alıyor musun? Narsist misin? Kendini alfa olarak mı sınıflandırıyorsun? Türkünlü var mı yazan? Kadın olarak yok, erkek olarak var. Bunu soramaz. Söylemem. soramazsın. Söylemem. Soramazsın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Okan Serbest. Ve kendisine sokakta yürümeyi soracağız. Amerika macera nasıl başladı? Amerika macerası 2017 yılında başladı aslında. İlk work and travel yaptım. Daha sonrasında Amerika'yı beğendim dedim güzel bir ülke. Gidilir mi yaşanır mı derken Green Card başvurusunda bulundum. Üniversitede bir arkadaşım vardı. Dedi Okan bugün son gün Green Card istiyorsan başvurman lazım dedi. Ben dedim başvurayım. Öyle bir başvurduk. Yaklaşık bir 6 ay sonrasında bana Green Card çıktı. Bir 6 ay kadar daha bekledim. Daha sonrasında vize görüşmeleri derken Green Card'la beraber 2018 yılında adım attım. Amerika'ya gidince ne yaptın? İlk gittiğim zaman her genç gibi. Her genç gibi diyorum çünkü çoğu giden herkes ya komilik yapıyor ya garsonluk yapıyor ya Uber şoförlüğü yapıyor ya delivery işleri yapıyor. Doğru değiştirme hızı vardır. Benim gittiğimde komilik yaptım. Bir Türk restoranında yaklaşık bir 4 ay kadar çalıştım. Daha sonrasında baktım çok ağır bir işti. Sürekli tabak, çanak falan taşıyoruz. Ben dedim bir Uber driver'lık yapayım. Sonrasında hızımı alamadım. Bir iki sene kadar Uber driver olarak çalıştım. Sonrasında da dedim bu böyle olmaz. Sürekli şoförlük yapıyoruz vesaire. Benim daha profesyonel bir işe atılmam lazımdı. Keza ben de İstanbul'dayken zaten IT mezunuydum. 5 senelik bir üniversiteden bir sene İngilizceydi. Daha sonrasında IT kısmına geçtim ve yaklaşık iki senedir tester olarak çalışıyorum. Uber şoförlüğü yaptığın sırada başına gelen en acayip olay neydi? Ah, başıma gelen en acayip olay neydi? Yani kusmaların dışında arabada yaşanan kavgaların dışında farklı olaylar oldu. Mesela bir gün birisini aldım. Bir siyahi bir arkadaşı aldım. Bir adres belirlemişti. Neyse adrese doğru giderken oraya gitme dedi. Sağa dön, sol dön. Beni ara bir sokağa çıkardı. Ondan sonra baktım hiçbir şekilde ışık yok. Her taraf kapkaranlık. Arabayı durdur dedi. Ben dedim Allah araba gitti. Beni gasp edecek bu adam. Daha sonrasında arabadan indi. Birisiyle buluştu. İşte malzeme alışverişi vesaire. Herhalde o zamanlar hani illegal olmayan bir şey yapıyorlardı. Sonra arabaya bindi diğer kişi. Arabada tartıştılar falan böyle. Silah falan gösterdi. Vermeler oldu O zaman da benim kamera kayıtlı olmadığı için kendimi biraz riske attım çünkü normalde kamerayı her zaman kayıtta tutuyorum ne olur ne olmaz. Bir de YouTube'a içerik çıkıyor hani değişik bir şey olduğu zaman ve kayıt almayınca ben o anı da kaçırdım aslında video için. Ama sonrasında arkadaşlar ticaretini yaptı arkada. Beni de gasp etmediler çok sağ olsunlar. Sonra onları gidecekleri yere bıraktım ve sonrasında susma payı olarak bana 100 dolar vermişti. Bu da değişik bir anıydı. Az olmuş ama 100 dolar 100 az olmuş. <laughs> evet, evet. ihtimal 500 dolar kazanmıştır. <laughs> Yolda yürürken ahlaksız teklifler alıyor musun? Yolda yürürken açıkçası yani çoğu arkadaş bana bu tarz sorular soruyor ama ahlaksız teklif yolda yürürken almıyorum. Çünkü insanlarla genelde hiçbir şekilde konuşmuyorum. Konuşacak gibi oluyor ama ben yoluma devam ediyorum. Çünkü orada konuşursak Instagram alışmaları olacak. Sonra bakacaklar da böyle bir içerik çekiyorum. O güzelim reaksiyon mesela ortadan kalkacak. Beni koyma diyecekler vesaire. Ondan dolayı hiç konuşmuyorum. Amerika'da da hani public alanda insanlar görüntüleri video çekebiliyor, fotoğraf çekebiliyor. Bu tamamen yasa olarak sosyal medyada hani izin almaksızın paylaşılabiliyor. Zaten o yüzden bu tarz videolar çok fazla çıkmaya başladı. Hani o yüzden ben aslında almıyorum. Çünkü o güzel reaksiyonu bir anda kaçırmak istemiyorum. Peki genel olarak bir ahlaksız teklif alıyor musun? <laughs> Yani genel olarak buna iş bazında şöyle söyleyeyim. Mesela Uber driverlık yaparken almışlığım oldu. Aslında ünlü bir kadın isim vermeyeceğim. Amerika'da Amerikan güreşi bir konsept var böyle. WWE dedikleri. O WWE'de sunum yapan bir hanımefendi diyelim. Yaklaşık işte yarım milyon, bir milyon falan takipçisi var. Onunla biz daha önce konuşuyorduk vesaire. Uber'da tanıştık. Güzel bir etkileşim oldu falan. Konuşuyoruz, ediyoruz falan. Daha öncesinde görüştük, sonrasında görüştük vesaire. Yine ben Uber yapıyorum. Cumartesi gecesi. Cumartesi gecesi bizim para yapma gecemiz. Ben de dediğim gibi biraz hustling modu olduğu için ben genelde ekmiyorum çalıştığım zamanlarda. Ama saat 12 ile 1 arası çok ölü bir zaman. O zaman da boştum bekliyordum. Okan lütfen gel vesaire tarzında beni davet etti. Gittim vesaire. Hani detay vermeye gerek yok. Daha sonrasında saat de benim yine downtown'da olmam gerekiyor. Şehir merkezinde olmam gerekiyor. Çünkü kulüpler kapanıyor. Herkes sarhoş bir şekilde dışarı çıkıyor. Ve kimse arabayla gelmediği için Uber çağırıyor. Ve o zaman para sağlayabiliyoruz. Neyse ben tam evden çıkacağım. Dedim benim çıkmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyor artık. Çalışma saati. Sonrasında şöyle bir durdu. Dedi Okan sabaha kadar çalışacaksın. Ne kadar kazanacaksın dedi. Valla dedim 300-400 do dolar yaparım dedim. Çıkardı 1, 2, 3, 4, 5, 600 doları koydu masaya. Ben kendimi kötü hissettim <laughs> öyle olunca. <laughs> dedim önüme 600 dolar koydu. Sabaha kadar ben ne oluyor? Yani benim için bilmiyorum. Ben çalışık değilim bu tarz şeylere. Ben de reddettim kendisini. Hani o şekilde ahlaksız bir teklif dersek. Bilmiyorum ahlaksız mı değil mi ama. Sonuçta parayla bir şeyler oluyordu orada. Ben de kabul etmedim. Başına gelen en saçma olay nedir? Yolda yürürken başıma gelen en saçma olay insanların böyle arkamdan bağırması. Mesela Okan heyt, Hüyt, Hayt falan bağırışlar. Özellikle New York'ta yürürken pedikepler var. Hani pedikeplerde de genelde Türkler çalışıyor. Pedikepler dediğimiz yer. Hani insanlar bir bisiklet var. Bisikleti kullanarak bir yerden bir yere taşıyan insanlar. Beni gördükleri zaman tabii sevdiklerinden dolayı böyle arkamdan sesler çıkıyor. Okan ne yapıyorsun? Hüyt, Hüyt falan. Abi sen ne zaman geldin? Ne zaman ne yaptın? Ne ettin tarzında. Sesler geliyor. Onun dışında çok da büyük tepki görmedim. Hani insanlar bana bakarken bazen çarpıştıkları oluyordu böyle. Hani şampuan reklamları olduğu gibi. O da hoş bir şeydi. <laughs> Hoşuma gidiyordu onlara bakmak. O şekilde yani çok da büyük olay olmadı açıkçası. Mesela bir gün sokakta yürürken hani insanlar şimdi ben globale de birazcık daha ulaştığım için hani beni samimi olarak görüyorlar. Bir anda biri tuttu mesela arkamdan çevirdi beni falan böyle o ne yapıyorsun tarzı. Bazen samimi şekilde hani dokunmalar oluyor. Biraz hoş olmuyor ama onlar da tabii yaptığımız, verdiğimiz enerjiden dolayı takipçilerin sevgisi diyelim artık. Narsist misin? Narsist misin sorusu aslında biraz farklı bir soru. de benim son 6 ayda yaptığım içeriye bakarsanız Walking Down the Street yani sokakta yürüyen adam olarak anılmaya başladım. Şimdi bu içeriğe iki farklı bakış açısıyla bakanlar var. İlk bakış açısı hani böyle bir içeriği çektiğiniz zaman insanlar sonuçta o bakışlardan dolayı hani size biraz özenme durumu oluyor, biraz motive verme durumu oluyor. Ve insanlar ister istemez özellikle erkekler kendine dikkat ediyor. Bak diyor adam birazcık spor yapmış, spor yaptığı için bakanlar oluyor diyor. Birisi diyor mesela saçları ne kadar bakımlı ondan dolayı bakanlar oluyor diyor. Diyor. Bazı insanlarda adam zaten kendinin farkında bunu egoya vurup insanlardan tepki çekmeye çalıştığını zannediyor. Yani buna şöyle bir örnek vereyim. Ben narsist miyim? Ben kendimin narsist olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Benim 2018, 2017 hatta 2019 olmak üzere hani ben 8 yıldır YouTube işiyle uğraşıyorum. Hani son bir 6-7 ayda patladı bu yürüme videolarından sonra. Ama onun öncesinde mesela burun estetiği ameliyatımı göstermiştim. Başından sonuna kadar normalde narsist birisi olsaydım bence hani insan böyle bir şey göster Saklardı, doktorunu önermezdi vesaire. Onun dışında bizim ülkemizde erkeklerde çok büyük bir sorun var. Jinekomasti adlı. Yani erkeklerde meme dokusunun büyümesi adlı. Yani çoğu erkek bunun hakkında hiç konuşmazken ben çok eskiden bunlarla alakalı video çektim. Hani doktorlarla görüşürdüm insanları. Genel olarak benim başıma ne geldiyse. E bunları da gösterdim. Sonuçta bu tarz şeyler ülkede saklanıyor. Ve çoğu erkek hani memelerin uçlarına X şeklinde bant yapıp gizebiliyor. Hani sırf bunlar belli olmasın diye. Hani ben bu tarz şeyleri gösterdiğim için hani normalde zannetmiyorum. Diyorum. narsist bir insan bu tarz şeyleri göstersin anlatsın. O yüzden ben düşünmüyorum açıkçası. Kendine baktırmayı seviyor musun? Ya yani ister istemez. Çoğu insan zaten dil, e, ilgi çekmeyi sever. Karşı cinsten olsun, kendi cinsinden olsun övgü almayı sever. Tabii ki seviyorum. Hani bunu sevmem gibi bir yorum yapamam. Ama bunu kesinlikle narsistliğe falan yormuyorum. Zaten bunun öncesinde de ben bu videoları çekmeden önce de arkadaşlara diyordum hani gördünüz mü oğlum millet bakıyor şöyle böyle bir diyeyim gördünüz mü lafım çok popülerdir YouTube'da. Hadi onlarda tabii yok ya öyle bir şey yok falan diyor. Ben duyuz oluyordum. Kendi kendime gelin gibi oluyormuş gibi hissediyordum. Hani baktım böyle bir içerik var. TikTok'ta falan böyle çok fazla izleniyor. Hatta bir tane kadın vardı New York'ta. Bu tarz içerikler çekiyordu. Dedim böyle bir kadın var. Böyle içerikler çekiyor. izleniyor, Dikkat çekiyor. Bunun erkek versiyonu olabilir mi diye düşündüm. Bir deneme çektim. Baktım. Yarım milyon izlendi. Bir tane daha çektim. Bir milyon izlendi. 10 milyon, 50 milyon, 60 milyona kadar izlenmelerim çıktı zaten. Zaten son 6 ayda 1 milyon aboneden fazla takipçi yaptım YouTube üzerinde. Instagram'dan da keza 700 bin takipçi oldu bu altı içerisinde bu da insanların aslında çok tasip etmedikleri bir içerik olsa da takip ettikleri bir içerik oldu ben de şu an devam ediyorum bu içerik. Bu içerik sence neden izleniyor? Çünkü insanlar bence karşı tarafların nasıl bir tepki verdiğine dikkat ediyor. Çünkü bazı kızlar mesela ağzı açık bakabiliyor. Bazıları atıyorum dudaklarını ısırabiliyor. Bazıları laf atıyor falan vesaire. Benim çok farklı tepkilerim var. Erkeklerin de aynı şekilde mesela sinirli bakışlarıyla karşılaşabiliyorlar bazen. Hani bu bakışları görmek insanların hoşlarına gidiyor. Kendilerini benim yerime koyuyorlar ve diyorlar ki acaba ben kendimi birazcık daha toparlasam, sporumu yapsam, onun dışında iyi beslensem, cilt bakımıma dikkat etsem vesaire. Ben bunları yapsaydım nasıl olurdu tarzında kendilerini benim yerime koyduklarında alabilecekleri tepkileri bence o videolarda görüyorlar, hoşlarına gidiyor. Yolda yürürken sana ilk insanlar mı bakıyor yoksa sen onlara baktığın için mi sana bakıyorlar? Şimdi şöyle insanlara tabii ben bakıyorum ama bu hani çok öküz gibi bakmak değil. Hani göz ucuyla bir bakıyorum bakıyorlar mı bakmıyorlar mı? Keza zaten o bağlantıyı yakaladığım zaman, o elektriği yakaladığım zaman o baktığı zaman ben de bakmaya devam ediyorum. Zaten rahatsız olan insan genelde kafasını çeviriyor. Bir saniye bile bakmıyor. Ya da dikkat çektiğimiz zaman, bir elektrik kurduğumuz zaman karşıdaki insanla zaten 2-3 saniye bir bakışma oluyor. O da zaten benim video için gayet yeterli. Türkiye'de böyle bir video çekmeyi düşünüyor musun? Aslında Türkiye'ye ben iki gün önce geldim. Bir bakayım dedim çekebilir miyim, çekemez miyim. Bisiklet Caddesi'ne gittim. Bir yürüyeyim dedim tek başıma. Arkada tabii ailem vesaire var ama hiç video çekmedim. İlk önce bir ortamı görmek istedim. Şimdi benim videoların izlenmesi için öncelikle hani dikkat çekici bir kadının ya da yakışıklı bir erkeğin sağda solda olması gerekiyor ki insanlar böyle bir onları görüp böyle güzel bir video tarzında görebilsin ya da güzel bir reaction yakalamamız gerekiyor. Ama istiklalde o vibe'ı alamadım. İnsanlar çok bakmıyordu ya da bakanlar da böyle yani nasıl söyleyeyim o istediğim reaksiyon alamayacak şekildeydi. Ben de açıkçası çok daha çekmeyi çekmedim, çeker miyim, çekmez miyim daha bilmiyorum. Önümüzde bir hafta var. Eğer çekersem sürpriz olur arkadaşlar için. Onlar da görmüş olur. Şu an bir kız arkadaşın var mı? Yok, kız arkadaşım yok. Peki bir kız arkadaşın olursa bu içerikleri artık bırak derse bırakır mısın? Yok bırakmam. Bak öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genelde bunu ben 8-9 yıldır yaptığım için hani genelde sosyal medya üzerinde YouTube vesaire. Hani o benim kendi kararım. Hani Walking Down the Street'te de zaten bahsettiğim gibi ben kimseyle görüşmüyorum, kimseyle konuşmuyorum. Bu tamamen reaksiyon amaçlı bir durum. Zaten kimseyle de ekleşmişliğim de Instagram'dan vesaire yok. Peki bu içeriklerin ekmeğini yiyor musun? Birazcık yiyoruz tabii Instagram üzerinden kazanç şu an sağlayamıyoruz maalesef. Instagram kapattı bu özelliği. Reels üzerinde izlenme başına bir kazanç sağlıyorduk ama şu an sadece YouTube üzerinden izlenme başına bir gelir var. Sponsor olduğu zaman bir geliri sağlayabilirim ama onun dışında bir gelir yok. Ben ekmekten kastım para değildi ama. He, diğer türlü <laughs> ekmek. Aynen. DM kutunda şu anda neler dönüyor mesela? He, aslında çok yiyemiyorum ilginç bir şekilde çok fazla hani yazan hatunlar olmuyor. Ama olduğu zaman da ilginç bir şekilde çok ünlü insanların da yazdığı oluyor. Tabii yine isim vermek istemiyorum sonuçta bu videolar bir yerlere tık 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 gidebiliyor. O yüzden yani tek tip de olsa oluyor evet. Ama ben ekmeğini yiyor muyum? Yemiyorum açıkçası yani. Gerçekten ona zaman kalmıyor ve yazan insanlar da uzak yerlerde oturuyor genelde. Ben de hiç gerçekten uğraşamıyorum. Türk ünlü var mı yazan? Türk ünlü... Kadın olarak yok, erkek olarak var. Tabii. Baş harfi ne? Yok baş harfini söylemeyeyim. Sonuçta bunlar çok tanınmış insanlar. Bunu soramaz. Söylemem. Peki. Soramazsın takipçilerine özel. <laughs> Yolda yürürken kendine baktırma taktiği verebilir misin? <laughs> Yolda yürürken kendine baktırma taktiği veririm tabii. Şöyle olabilir. İnsanlara tip tip bakarsanız, <laughs> dil çıkartırsanız, İlla ki bakarlar ama gerçekten size beğendikleri için bakmalarını istiyorsanız özellikle bunu erkekler için söyleyeyim çünkü beni izleyen insanların çoğu hani benim gibi olmak isteyen diyeyim. Hani bu sonuçta Ege olarak değil. iyi görünen birisi, iyi vücutlu birisi her zaman dikkat çeker. Boy konusunda çok bir şey yapamıyoruz maalesef. O konuda çok fazla tavsiye veremeyeceğim. Belli bir yaştan sonra zor oluyor açıkçası. Ama her zaman bence çirkin bir erkek bile olsa eğer iyi bir vücudu varsa ister istemez dikkat çekiyor ve bazı kadınlar çirkin olup Güzel vücut olan erkekleri de sevebiliyor. Böyle bir kategori de var açıkçası. O yüzden bence vücut geliştirme olabilir. Herhangi bir spor dolu olabilir. Boy ve kilo dengesinin oranlanması olabilir. Çünkü çok sıska birisi ya da çok kilolu birisi ister istemez çok dikkat çekici olmayabiliyor ve bunun dışında nasıl giyinilmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani o yapılan vücudu da nasıl sergileneceğini bilmesi gerekiyor. Ve bunun dışında da yürüme mevzusu. Yani birazcık böyle ezik püsük yürürseniz ister istemez insanlar size bakmaya biraz yani bakmaz. Çok dikkat çekemezsiniz. Birazcık da kendinize özgüvenli şekilde yürümeniz gerekiyor ki benim videoları izleyen arkadaşlara bunları tavsiye edebilirim. Vücut geliştirme ilhamı nereden geldi sana? Nereden geldi? Aslında çok eskiden beri var bu. Ben 4 yıllık yüzcülük yapmıştım. Çoğu zaman yüzdüm, ettim falan ama her zaman dediğim gibi skinny'di vücudum yani. Çok zayıf bir adamdım dikkat çekmiyordum. Yani dikkat çekmemek aslında biraz insanı hoş hissettirmiyor. Çünkü sonuçta o kadar spor yapıyorsunuz vesaire ama dikkat çekmiyorsunuz. Yani sopa gibi bir vücudum vardı. Daha sonrasında tabi ben heykelleri falan seviyorum. Tarihi çok seviyorum. Coğrafyayı çok seviyorum. Ve heykellere baktığımız zaman özellikle Yunan heykellerinde hani bakıyorsunuz şöyle adam kaslı falan böyle çok güçlü duruyor. Dedim ben niye böyle güçlü durmuyorum? Kendimi biraz sorguladım. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Bir de o zamanlar sivilce sorunum vardı. Herkesin kullandığı haplardan ben de kullandım 8-9 ay ve sonra sonrasında sivilcelerimi geçirdikten sonra direkt vücut geliştirmeye başladım. Ve sonrasında gerçekten insanların bana daha saygılı yaklaştıklarını fark ettim. Yani insanlar sizin fiziksel özelliklerinize dikkat ediyor. Hani bu ister istemez çoğu insan hayır falan diyebilir ama gerçekten sizin duruşunuz, bakışınız, vücudunuzun nasıl gözüktüğü bunlar çok önemli. Ben de ilk önce olaya vücuttan başladım. Keza zaten vücudu düzelttikten sonra ister istemez özgüveniniz de artıyor. Ve hepsi birbiriyle bağlantılı olarak devam ediyor. Ve o şekilde başladım ben ve sonuçtan gayet memnunum. Buradan herkese zaten tavsiye ederim. Özellikle zayıf olan arkadaşlar. Yani hevesleri kırılmasın. Bora başlasın. Düzgün yemekler yesin. Bol bol antrenman yapsın. Gençliğinin tadını çıkarsın tabii ki. Ama sporu da aksatmasın. Hakan Serbest ya da Emrah Serbest bir ak akrabalığın var mı? Bir akrabalığım yok. Bu soruyu çok fazla alıyorum. Çünkü Okan Serbest'in sonunda T yok. Diğer arkadaşlar da olmadığı gibi. Ama bir akrabalığım yok. En kötü Dayton'un hangisi? Tinder'daydım bir gün. Yine sağa sola falan kaydırıyorum vesaire. Herhalde 3-4 yıl önceydi. Ondan sonra bir buluşma ayarladım ama kızın fotoğraflara baktığım zaman yani sürekli yüzünü çekmiş, sürekli selfie çekmiş vesaire. Sorguluyordum kafamdan yani niye sadece yüzünün fotoğrafları var, neden hiç vücudunun fotoğrafı yok. Dedim neyse şansımı deneyeceğim, görüşeceğim, bir bakalım nasıl çıkacak vesaire. İyi mi kötü mü? Görüşelim dedik bir kafede buluştuk. Yani tabi yüzü gerçekten güzel bir kadın ama vücudu gerçekten yani hiç beklediğim gibi değildi. Ve ben de özellikle burada spor yapan birçok insan vardır. Sporcu bir insan kendine baktığı zaman karşısındaki insanın da en azından biraz dikkatli olmasını ister. Ve karşımdaki kişi hiç öyle değildi. Ve benim de gerçekten catfish dedikleri bir olaya yakalanmıştım. Ve kötü bir anıydı. Hiç terk edildin mi? terk edildim. Zaten şöyle oluyor genelde bizim sporcular arasında. İnsanlar spora ne zaman terk edildiyse hard bir şekilde başlıyor. Spora aslında başlamamdaki olaylardan bir tanesi de buydu. Bir kız arkadaşım tarafından hani ayrılma aşamasındaydık vesaire. Daha sonrasında hani bir anda iletişimin koparılma durumu oldu ve ben de ona hazır değildim ve bu hazırlıksız süreci beni etkiledi ve ben de kendimde bir değişiklik yapmak istemiştim. Ve benim için iyi oldu aslında. Çünkü öyle bir şey olmasaydı belki şu an burada bile olmayabilirdim. O kız tekrar yazdı. Mı sana Güzel bir soru ve yazdı geçen sene yazdı. Aa. Evet geçen sene yazdı. Okan tebrik ederim. Söylediğin her şeyi başarmışsın dedi. Çünkü o zamanlarda bile ben hani gerek vücut konusunda gerek sosyal medya konusunda ve Amerika konusunda kendisine çoğu şey anlatmıştım ve bunları başardığım için beni tebrik etti. O kadar. Bu yürüyen adam lakabı sana yapıştı. Ömrünün sonuna kadar böyle anılacak olmaktan memnun musun? Aslında memnun muyum? Ben şu an memnunum açıkçası. Niye memnunum? Çünkü uzun zamandır, yıllardır diyelim konuştuğum şeyleri aslında bir aksiyona döktüm ve insanlardan güzel etkileşim aldığımı düşünüyorum. İyi ya da kötü yorumlar da geliyor ama daha çok iyi olarak geldiği için bu beni mutlu ediyor açıkçası ve insanlara kombinlerimi göstermeyi seviyorum. Çünkü benim eski videolarımda kış kombinleri, yaz kombinleri, ilkbahar, sonbahar bütün kombinleri gösteriyordum. Ama bunları insanların gördüğü, yani verdiği bir tepki yok ortada. Sadece ben gösterip bunu giyin, şunu giyin tarzında deyip videolarımı bitiriyordum. Ama bu kombinleri gerçek hayat ve insanların tepkileriyle bağdaşlaştırarak yaptığım videolardan ben zevk alıyorum ve bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Bir ara düşündüm bu sadece bir TikTok trendi mi, Instagram trendi mi? Bir düşündüm acaba ne kadar sürecek? Hadi ben bir ay attım, 2'ye attım, 3 attım ve bu hala devam ediyor. İnsanlar attıkça istiyor, attıkça istiyor ve şu an 7. 8. aydayız ve hala istiyorlar ve bende içerik bitti şu an. O yüzden Amerika'ya gittiğimde tekrar içerik çekmeye başlayacağım ve gittiği yere kadar git çekmek istiyorum açıkçası. Gerek çekim kısmı hoşuma gidiyor, gerekse aldığım tepkiler hoşuma gidiyor ve ben mutluyum yani Takipçilerin daha çok erkek mi, kadın mı? Evet, bu soru çok ilginç bir soru aslında. Bu soruyu bana çok soruyorlar. Özellikle hatta şöyle söyleyeyim. Ben bir kere odalarımı kiraya veriyorum. 5 odalı bir evim var ve her 5 beş odamın 5'inde de roommate'lerim var benim. Genelde roommate alımlarımda da bir story paylaşıyorum. Bir odam müsait gelin şeklinde. Ve gelen arkadaşların bazıları mesela odayla ilgili değil, benimle ilgilendikleri için geliyorlar. Mesela birisi gelmişti. Okan dedi, bir Tinder hesabını açabilir misin? Çok merak ediyorum. Kaç eşleşme geldi? İşte böyle gelen insanlar var. Benim Tinder'da eş eşleşmelerime vesaire bakıyorlar ve gördüklerinde özellikle Instagram istatistiklerimi ben gösteriyorum onlara ve şok oluyorlar. Çünkü genelde insanlar kaslı erkek gördüklerinde ya da yakışıklı, yakışıklı, bakımlı erkek gördüklerinde onun takipçilerinin çoğu kadın olarak zannediyor ama benim takipçilerim %90 erkek, %10 kadın. Tam tersi. Yani bu genelde bazı kadınlarda da böyle olabiliyor. Hani kadınlar kendi işte bakım rutinlerini, saç bakım rutinini falan gösterdiklerinde hani erkek takipçi sayısı tabii bir tık daha fazla oluyordur ama onlarda da kadın popülasyonu yoğun oluyor. Bu biraz yanlış bir algılanma özellikle sosyal medya üzerinde kaslı erkeklerin emin olun çok daha fazla onları takip eden erkek kitlesi vardır. Benim de o şekilde. Seks satar mı? Satar. Şöyle satar. Özellikle çok fazla izlediğim gelen videolarıma baktığım zaman hani Miami'de mesela hani üstsüz yürüdüğümde hani insanlar orada beach modunda vesaire. Hani orada vücudunu gördüğü zaman bakıyorum izlenmelerin artışını vesaire. Çok daha yüksek izlenme artışları alabiliyorum. Hani bu da en azından seks satar mı kısmında bana yardımcı oldu. Onun dışında Amerika'da başka bir örnek verebilirim. Sonuçta Amerika'da birçok restoran zinciri var ve bu zincirlerin bazıları sadece birazcık dekoltesini açan kızları çalıştırıyor. Wings Texas gibi, Hooters gibi bu tarz yerlerde çalışmak isteyen genç kızlar mesela seks satar kısmında olmak zorunda kalabiliyor. Yani bu da her zaman zaten çoğu insan biliyordur seks gerçekten satıyor ki bu hala bu şekilde yüzyıllardır devam ediyor. 8 yıl önceki Okan şu andaki seni hayal edebilir miydi? Hayal edemezdi. Sadece düşünürdü. Benim 8 yıl önce aslında hayalim Amerika değildi açıkçası. Daha çok Türkiye üzerinde hani influencer muhabbetleri vardı. Aslında ben influencer bile olmak aklımdan bile geçmiyordu açıkçası. Şöyle söyleyeyim ben spor salonuna gittiğim zaman kül almaya çalışan hani zayıf bir çocuktum. Daha sonrasında bizim spor salonunda bir hocamız vardı. Dedi Okan sana bir tarif vereyim. Bunu her sabah ye dedi kül alırsın. Dedim verin hocam neymiş o? Yulaflı bir şey. Dedim ben de yapayım kendime. Baktım yedim falan böyle. Her gün yedikçe 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 ben kül almaya başladım. Oldum 80 kilo, 75 kiloydum o zamanlar. Daha sonrasında dedim ben bir video çekeyim. YouTube'a bir video çektim ve attığım ilk video 2017 senesinde 500 bin izlendi. Ve daha sonrasında böyle bir influencerlık muhabbetler olmaya başladı. Bir videoda attım 20 bin, 30 bin derken. O zaman Okan biraz düşünmeye başladı. Ama tabii Amerika hayali yoktu o zamanlar. Green Card vesaire hiçbir şey yoktu. Daha sonrasında bu fikir ilk aklıma geldiği zaman Tabii planlarım da daha yükselmeye başladı çünkü o kadar çok insana hitap edebileceğim ve ben kendimin bile farkında değildim. Bir düşünme aşamasından geçirdikten sonra ve Amerika hayalleri de ortaya çıktıktan sonra kendimin farkındaydım. Hani ben neler yapabilirim, neler yapamam. Bir de Amerika'ya gitmeden önce zihinsel olarak kendimi hazırlayabilmek için YouTube'dan mesela benim gibi insanlar ilk Amerika'ya gittiğinde neler yapmış, nasıl işler yapabilir tarzının düşünceleri kapıldıktan sonra hayal etmeye başladı. Ama bu 8 yıl sonrası için değil ama şöyle bir 5 yıl içerisinde hayal etmeye başladı ama 8 yıl öncesinde Amerika'ya gideceksin, böyle hayatlar yaşayacaksın, lüks arabaya bineceksin, kendi evine sahip olacaksın, yatırım planları yapacaksın. Aklına gelmezdi. Sırada ne var? Şöyle söyleyeyim benim en büyük hedeflerimden birisi 33-34 yaşına geldiği zaman para kazanmayla alakalı artık hani böyle bir yerde çalışmayla alakalı herhangi bir şey olsun istemiyorum ben genelde yatırımların üzerinden oradan gelen bir meblağ üzerinden. Dünyayı gezmek istiyorum gitmek istediğim yere arkadaşlarımı da alıp beraber gitmek istiyorum vesaire. Hani böyle bir hayalim var. Tabii o, o yaşa girene kadar biraz daha sıkı çalışmam gerekiyor. O yüzden American Dream dedikleri, Amerikan hayali dedikleri. Kısma birazcık daha zamana ihtiyacım var. Ama şöyle bir şey daha var mesela. Şimdi ilk Amerika giden Türklere baktığınız zaman özellikle New Jersey, New York kısmına giden insanlar sürekli Türklerle beraber zaman geçiriyor ve insanların İngiliz bile hani gittikleri zaman aynı olabiliyor. Hani ben bu yola biraz başvurmadım. Ben birazcık da işin hardcore kısmındaydım. Onlar genelde bir yere başvuruyor, atıyorum. bir restoranda çalışmaya başlıyor ve hani 10 yıldır, 12 yıldır hep aynı restoranda kendilerini geliştirmeden hani konfor alanlarından uzaklaşmadan işler yapıyorlar. Benim kanalıma çoğu insan takip ediyordur ya da bilmeyenler araştır sürebilir. Benim yaptığım birçok iş oldu ve bunlar her zaman ve hepsinde konfor alanımın uzağında çıktım. Zaten sırf Türkiye'den Amerika'ya bile gitmek bunlardan bir tanesiydi ve gittiğim zaman aslında Türkiye'nin durumu insanlar 2017 yılında mutluydu. Ve ben bile Amerika'ya gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyordum çünkü daha Amerika'ya gitmediğim zaman bile benim 200 bin takipçim vardı. E tabi o zaman 200 bin takipçi şu zamanın herhalde 3 milyon, 4 milyon takipçisi falandı. Ve hayatımda gerçekten mutluydum. Birçok sponsorluk alıyordum vesaire X markasından, Y markasından ve sadece influencer olarak bile güzel paralar sağlayabiliyordum o zamanlar. Ve ben bu ortamı bırakıp Amerika'ya gidip komili olarak işe başladım. Ve bu da tamamen işte konfor alanından uzaklaşma dönemiydi. Ve yani bunları ben çok önceden planladığım için benim için bir tık daha rahat oldu. Kendini alfa olarak mı sınıflandırıyorsun? Ya ben kendimi ne alfa ne beta hani bu tarz sıfatlar genelde kendime koymuyorum. Ben ne zaman ve nerede mutlu olabiliyorsam mutlu olabileceğim insanlarla birlikte olmak istiyorum o kadar. Kendi hikayen için tam bir Amerikan rüyası der misin? Şu an için diyemem ama önümüzdeki iki sene sonrası için diyebilirim. Çünkü Amerika'ya ilk gelen insanlar genelde bir başlangıçtan başlıyor. Hani çok yüksek paralarla gelmediyseniz, yüksek mevlarla gelmediyseniz Atölye üniversiteden mezun olduğunuz cebinizde 10 bin, 15 bin dolar para var. Amerika'ya ilk geldiğiniz zaman öncelikle yapmamız gereken şey cebimizden yememek. Cebimizden yemediğimiz zaman kariyer basamakları olabilir, kendi işimizi yapmak olabilir. Onlara çıktıktan sonra rüya yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz. Tabii başladığınız eyalet de önemli. Kaliforniya'dan başladınız, Florida'dan başladınız, New York'tan başladınız çünkü her eyalet büyük şehirlerde başlayınca daha zor oluyor. Ama ben birazcık daha küçük bir şehirde başladım. Orlando'da başladım Florida'da. O yüzden birazcık daha para biriktirmem kolay oldu. Keza roommate'lerle yaşıyorum biraz daha para biriktirebilmek için ama şu an yaptığım yatırımlar olsun. Şu an real estate'e kaymayı planlıyorum. Yaklaşık son 2 senedir de tester olarak yani web sitelerin testing kısmında çalışıyorum vesaire. Yani güzel olacak diye düşünüyorum. İki sene verdim kendime. Daha sonrasında American Dream dedikleri o hayali yaşamaya başlayacağım. Ya planladığın gibi olmazsa? Planladığım gibi olmazsa iki sene olmaz, üç sene olur. Üç sene olmaz, dört sene olur ama illaki olacak. Vazgeçmeyeceğim diyorsun. Yok asla asla. Ben kendime her senenin sonunda bir plan koyarım. Diyorum bu senenin sonunda bunlar gerçekleştirilecek ve çoğu zaman da zaten planladığım hedefler gerçekleştirilebilir bir hedefler olduğu için başarıyorum açıkçası. Bu da kendime hani çok fazla güvenmekten değil de hani normal bir insanın birazcık çabalayarak yapabileceği hedefler olarak belirliyorum. Çünkü bunları belirlemediğim zaman onlarda bir sapma olduğunda yani onları takip edemediğim zaman bu beni açıkçası üzüyor. Çünkü Amerika'ya geldiğimiz zaman özellikle benim için herkes benim gibi düşünmek zorunda değil kesinlikle ama ama ben buraya gelmişim. Burada bir şeyleri başarmak istiyorum modunda geldiğim için. Zaten beni takip eden arkadaşlar benim ne kadar hustling modunda olduğumu biliyorlar. O yüzden sürekli bu hedeflerimi koyup gerçekleştirme arzusuyla devam ediyorum yani. Amerika'da yaptığın işler arasında en iyi hangisinden kazandın? Tester işinden kazandım. Sonuçta IT sektörü olduğu için diğer işlerde ne kadar çalışırsanız çalışın belli bir saat var belli bir, belli bir kazanç var. Ama IT işine girdiğim zaman Amerika'da genelde yazılım sektörü dünyanın diğer ülkelerine göre kıyasla her zaman daha yüksek ödüyorlar. Avrupa'daki bir yazılımcıya göre biz neredeyse iki kat kadar daha fazla kazanabiliyoruz. O yüzden araştırdım, çoğu insanla görüştüm ne yapabilirim, ne edebilirim. Çünkü her göçmenin yaptığı işler genelde dediğim gibi hani Uber şoförlüğü, delivery bunlar bir yere kadar yapılmalı. Bunlar benim için bir step olarak ben düşünmüştüm zaten bunları. Daha sonrasında baktım ben IT mezunuyum. Neden kendi bölümümle alakalı bir iş yapmıyorum diye düşünürken bir bootcamp'e katıldım. 6 aylık bir program vardı. O programın sonrasında e, mülakatlara girdim. Yaklaşık 20-30 tane mülakata girdim ve bir ay içerisinde 3 tane offer aldım. Yani 3 tane şirket beni beğendi, işe girdim. Rakam olarak da şöyle söyleyebilirim. Hani Uber şoförlüğünden bahsedelim birazcık. Normalde Florida bölgesinde, hani Orlando için konuşayım. New York bölgesinde insanlar daha çok kazanıyor ama hani Orlando bölgesinde haftalık atıyorum 60 saat çalışırsanız hadi diyelim sadece pazar günü İzin gününüz olsun 40 bin 50 bin dolar arası asgari ücretin bir tık üstü diyelim. Bir kazanç sağlıyorsunuz. Bunu da tabii ki benim felsefeme göre birazcık daha düşük olduğundan dolayı hedeflerim de birazcık daha beni blokluyordu. O yüzden IT sektörüne geçiş yaptığım an zaten 100 bin dolardan açıldı. Aşağı yukarı 2-3 kat bir 6-7 ay sonrasında arttırabildim. Ne oldu da mütevazı hayatını işte vücut geliştirme taktiklerini paylaşan Okan bir anda yolda yürüyen ve işte kendine bakan kadınları çeken bir adam oldu. Şöyle oldu ben uzun yıllar boyunca vücut geliştirme olsun işte insan cilt bakımı, saç bakımı, sakal nasıl kesilir vesaire bunlar alakalı birçok video attım. Hatta kaş nasıl alınır tarzına bir video çektim. Hani erkeklere özel. Çok farklı içerikler oldu ve bunların izlenmeleri de güzeldi aslında ama genelde insanlar her zaman benim hani bir aksiyonda olmamı istedi. Hani sokağa çık, bir şeyler yap, insanlarla konuş. Hani bir şekilde farklı bir şekilde görmek istediler beni. Sırf kamera karşısına çıkıp böyle bir şeyler anlattığın zaman eyvallah insanlar seviyor, bilgi alıyor vesaire ama her zaman seni nedense böyle bir sokakta görmek istiyordu. Ben de dedim insanları nasıl etkileyebilirim? Hani hiç bunun tabi izlenme kısmı da var. Sonuçta sosyal medya içeriği üreticisi olduğum için daha fazla insanlara da hitap etmek istiyorum. düşünün böyle bir şey yapsam mı, yapmasam mı? Kendimle böyle biraz mücadele verdim açıkçası. Çünkü benim yapmayacağım dediğim işlerde bunlar daha öncelerinde. Ama sonrasında dedim neden olmasın? Bir deneyelim dedim. Bir denedim zaten. Aynı şekilde çok izlenme aldım. İlk YouTube'a başladığım gibi 500 bin, 1 milyon tarzında izlenmeler alınca. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Hani o videoların editlemesi de zevkli oluyor. Onun dışında çekimleri de falan çok eğlenceli oluyor. Ve bu şekilde yapa 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 hem ben kendim keyif alıyorum hem izleyenler keyif alıyor ve o şekilde güzel bir içerik ortaya çıktıktan sonra devam etti. Sana kötü yorum yapanlar seni çekemiyor mu? Yani çekemiyor mu? Bazıları çekemiyor. Bazıları benim gibi olmak istiyor veya da olamıyor. Hani iradesi olarak yetersiz olabiliyor. Yani sırf çekemiyor demek de doğru olmayabilir. Çoğunun sonuçta insanlar seni sevse bile sana sevmemiş tarzında yorumlar atabiliyor. Bu da kıskançlıktan dolayı olabiliyor. Ama kötü yorum atanları ben genelde cevap vermiyorum. Uzun zamandır cevap vermeyi bıraktım benim YouTube yorumlarımda. Çünkü ister istemez beni etkilediğini hissetmeye başladım. Onlara ne zaman baksan özellikle eskiden sürekli yorumları güncellerdim benim hakkımda ne yazmış ne etmişler. Ama ne zaman bunları umursamadığım an aslında daha fazla içerik ürettiğimi fark ettim. Daha fazla bana yararlı olduğunu fark ettim açıkçası ve o şekilde devam ediyorum. Takipçilerinin yorumlarından bahsettin. Hani işte kendinden emin olduğu için bakıyorlar. Yok işte uzun boylu olduğu için bakıyorlar. Evet. Sence neden bakıyorlar? Dikkat çekiyor. Uzun boylu olduğum için birazcık da yapılı olduğum için onun dışında da hani el yüz tip olarak hani birazcık da kendimi ortalamanın üstünde görüyorum. O yüzden de insanların görmediği bir yüze sahibim. Şimdi Amerika'dasın. Amerika'daki insanların yüz şekli aşağı yukarı. Tabii çok farklı, çok farklı milletten insanlar var ama şöyle bana baktıkları zaman şöyle bir düşünüyorlar. Bu çocuk nereli acaba? Çünkü farklı gözüküyorsunuz. Ondan dolayı da bakabiliyorlar. Yani bunların hepsinin toplama aslında bana bakma sebepleri. Kendini en dipte hissettiğin an ve en gurur duyduğun an hangisiydi? en dipte hissettiğim an Amerika'daki 5. ayımda oldu. Çok net hatırlıyorum. Şöyleydi ben komi olarak çalıştığımı bahsetmiştim. ilk geldiğim zaman cepten yememek için vesaire. Bir gün komi olarak gece kapanış yapıyorum. İşte çöpleri falan atıyorum vesaire. Bizim orada da çöp atılacak bir yer vardı. Restoranın bir arka sokağında bir sokak. Oraya çöpleri taşırken çöp suyu üzerime akıyor. Pantolonu böyle artık leş gibi olmuş. Ben de kapanıştayım. Yorulmuşum. 10 saattir çalışıyorum. O zaman kendime bir söz verdim. Dedim ki Okan bu kadar şey katlanıyorsan boş şakatlanmıyorsun. Bunun sonrasında çok daha güzel bir hayata sahip olabilmek için bunları yapıyorsun. Zaten o şekilde bu hastalık moduna kendimi iyice adapte edebildim. O zaman çok dipte olduğum anlardan bir tanesiydi. Hani çok fazla paramız yok, İngilizcemiz mükemmel değil tabii o zaman yeni gelmişiz. Ve o şekilde kendime verdiğim sözlerin birikimi aslında şu an yaşadığım hayat. O en dipte olduğum anlardan biriydi açıkçası. Hani özgüven olarak kendimi çok düşürmüştüm. Hani Okan sen üniversite okudun Türkiye'de, güzel bir okuldan mezun oldun. Senin 200 bin, 300 bin takipçim var Türkiye'de. Sen burada üzerine çöp suyu akıta akıta o çöpü çöp kutusuna atmaya götürüyorsun. Gece saat 1, gece saat 2 ve kış ayı gerçekten soğuk bir aydı. Ve kendimi en dipte gördüğüm an oydu açıkçası. Ve en gururlandığım an demiştiniz. En gururlandığım anda New York'tan Orlando'ya dönüyorum. Yine Walking Down the sea, Sokakta yürüme videosu çekmişim. Ve pizza alacağım. Çok açım. Havaalanındayım. Pizza siparişi verdim. Meksikalı bir abimiz vardı orada. Sana pizza veremem. Formunu bozamazsın falan dedi. Ben de bir şaşırdım. Beni tanıyor mu acaba? Ondan Sonra tek bir şartla veririm dedi. Eğer güzel tepkiler aldıysam bu videonda vereceğim dedi ve hiç tanımadığım bir şekilde eskiden sadece Türk takipçilerim vardı benim kanalda ve o zaman fark ettim ki gerçekten globale ulaşmışım ve artık dünya çapında izlenmeye başlamışım. O benim için gurur verici bir şey. Sorum bu bölümünde konuğumuz Okan Serbesti. Görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.